Karavan Fuarı 2021 kapılarını açtı. Özellikle bu pandemi sürecinde karavana yoğun bir talep ve ilgi var. Bu sebeple de Türkiye'de de üretici sayısı arttı ve buna paralel olarak da fuara katılımcı sayısı da bayağı bir yoğun gözüküyor. Şimdi ben bu fuarı gezeceğim. Bunun için buraya geldim. Gerçekten çeşit çok fazla. Umarım siz de benimle beraber gezerseniz ve dolaşırsınız. Ben de bundan çok mutlu olurum. Şimdi gezimize başlayalım. Tedford. Burası Termosa ve Tedford markaları. Genelde karavana malzeme üreten mutfak, buzdolabı, işte ısıtıcı bu tip malzemeler üretiyor. Karavan kapıları. Karavana ait mutfaklar. İzlediğim videolarda bu tip mutfakların daha kullanışlı olduğunu gördüm. Bu kadar çok göz olmayabilir. Ancak temizlemesi ve kullanımı çok daha pratik. Bu da kapağı böyle kapattığınız zaman bir tezgah olarak da kullanabiliyorsunuz aynı zamanda. Karavan camları. Portatif tuvaletler. Tabii bunlar hepsi Euro ile satış yapıldığı için bizim ülkemizde fiyat her gün değişebilir diye bir mod var. Maalesef böyle. Şimdi şu sağdan başlayarak karavanları dolaşayım. Moto karavan aslında hepinizin bildiği gibi karavanlar. Bunlar için size ekstra bir şey anlatmak istemiyorum ama şöyle var. Aldığım ilk izlenime göre 45 bin liradan 1 milyon 750 bin liraya kadar karavan var. Yeni karavan markaları çıkıyor. Bunlar, bu da onlardan bir tanesi Uğur Karavan. Hepsinin içini görmek istiyorum aslında. Önden böyle. Yerli karavanlar da çok. Aşırı bir gelişme gösterdiler. Çünkü Türkiye'de bir talep olacağını, bu kadar talep olacağını hiç kimse tahmin etmemiştir. Şimdi bu karavanın içine gireyim, Uğur Karavan'ın. Burası çift ranzalı bir yer. Aa, çok güzel. İşte bak şurası güzel olmuş ama ben mesela şu karavanlarda şunu isterim. Şurası cam konmalı buraya çünkü buradan sıçramasın ama bu yine de çok güzel olmuş. Çünkü şurası geniş. Sol taraf koltuğa yaklım bölüm geniş tutulmuş. Bu sebeple de oturma bölümüne daha az yemek sıçrayabilir yapıldığı zaman. Ama mutfak ve lavabo güzel tutulmuş. İlk girdiğim karavan ranzalı. Mikrodalga fırını var. Sanıyorum hepsi 12 voltla çalışıyordur. İşte şunu duymuştum. Şu arka taraflarda açık bırakmak gerekiyormuş ki nemle yanmayan yapmasın. Artık karavanlar buna da dikkat ediyorlar. İlk girdiğim karavan. Çok hoşuma gitti. 1, 2, 3, 4 kişi kalabilir. Anladığım kadarıyla. Ama çok güzeldi modeller. Daha girer girmez bayıldım. ₺170.000 artı KDV'ydi ilk sorduğum. Şurada yatma yeri var yine. Çok güzel. Ranzası var. Şimdi bunun mutfağını çok beğenmedim. Çünkü işte yukarıda biraz önce bahsettiğim konu buydu. Birincisi yukarıda olması
etrafa yağ sıçramasına ve temizliği daha zor. İkincisi şu arada, şu gösterdiğim şu arada kapak olmaması sebebiyle ya da bir ara olmaması sebebiyle benim hiç karavanım olmadı ama o kadar çok karavan videosu seyrettim ki artık içinde yaşamış gibiyim. Ama oturma grubu güzel. Camları içerisi ferah. Küçük olmasına rağmen çok geniş ve ferah duruyor. Ama mutfağını beğenmedim. Hepsinin modeli aynı mı? Evet, modellerin büyüklükleri aynı. Bu çok daha geniş duruyor camları sebebiyle. Şöyle size göstereyim. Hayır, fiyatları tam çekiyor. Ebatları da. Ebatları aynı ama fiyatlar sanıyorum farklı diğerlerinin. Bunun için de çok ferah. Ama işte ilk gördüğüm, en hoşlandığım. Ama içinde yaşanabilir. Banyoları özenerek yapılmış. Gayet güzel. Tuvalet, portatif tuvalet. Ha, onun sadece şeyi bak. Uğur Karavan. Beğendim. Bu rengi çok güzel. Merhaba. Otomatik açılan bir merdiveni var içeriden. İçerisini şöyle göstereyim size. Yukarıda gözler. Hepsinde şuradaki, şu gördüğünüz, şurası. Şurasının şöyle olması. Buraya bir parça konulabilir büyük ihtimal. Burasının böyle olması buna işte oradaki yemek yaparken koltuklara sıçramayı önler diye düşünüyorum ama büyük bir parça, küçük bir parçayla halledebilir. Şuraya genişletmek için yapılmış. Koltukları çok güzel. Süngerleri çok rahat. Şimdi bunun fiyatını öğreneceğim. Yukarıda böyle çıkmalar var. Kalkarak boy mesafesi büyüyor. Şurada buzdolapları, gözler biraz yüksek. Hunter. Fiyatlarını da soracağım şimdi. Hunter karavan. Başka bir modeli. Şurası açılıp konabiliyor. Bunun bir farkı mutfak burada. Başka bir model. Tedford ürünleri kullanılmıştır. Kalkmadan da aslında şu tavanı kaldırmadan da bayağı yüksek. Çok geniş. Çok geniş bir tuvaleti var. Banyosu var. Hunter karavan. Küçük bir lavabo. İçi. Gözler. Bu mutfak buraya tadından yenmez. Çok beğendim mutfağın yerini. Hem pratik, hem kolay, hem temiz. Buzdolabı burada. Çok 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 güzel. Rengi de çok güzelmiş. Pardon, merhaba. Genel anlamıyla boyutları aynı, içleri farklı sanıyorum anladığım kadarıyla. Şunun içine bayıldım. Çünkü mutfağın yemekler oturma yeriminden ayrı olması çok güzel. Fiyatını önebilir miyim acaba? Çünkü hepsini yazacağım fiyatlarını da. Tabii. Standart paketlerimiz 140
45 bin TL'den başlıyor. Opsiyonel ürünlerde tamamen sizin tercihinize göre de yaklaşık 200 bin TL'lere kadar. 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Aşağısı olur, yukarısı olur. Tamamen seçimler. Şu haliyle şu ne kadar? Bu full'e yakın bir donanıma sahip. Yaklaşık 200 bin bandına yakındır. Şu, yani şuna bayıldım bir kere, muhteşem gerçekten. Dediğim gibi bazı opsiyonel ürünler de bilinçli kullanıcılarımız mesela aküleri 100'lükten 2 tane 150'liğe çıkartıyor, 200 volt'a çıkartıyor. İşte ihtiyaca göre kullanılıyor. Kesinlikle öyle yani, değişebilir. Anladım. Merkezinin yeriniz nerede? Kocaeli İzmit'teyiz. İzmit sanayisinde. Yani buralara ve kendi üretiyorsunuz değil mi bunu? Kendi üretimimiz. %99'u bizimdir. Bazı ithal ürünleri... O el mahkum, ona yapacak bir şey yok. Şu üçünün de boyutu aynı ama değil mi? Şu sanki küçük duruyor. Hasan Bey'in ismi. Hasan Bey, 410 modelimiz, 2 kişiliktir, yeni ürettik, yeni tasarım. 475 iç dizayn farklı. Evet. 475 iç dizayn farklı. Tamam, bir Rahat de ona bakayım. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bu da çok güzel. Farklı. Bunun güzelliği şöyle, ranza var. Hemen ranzada yatabiliyorsunuz. Bu oturma olayını hiç bozmuyorsunuz. Hepsi kendine göre çok güzel. Araç üstü çadırlar. Mekik motor bu. Bunun o çok güzel her şeyle. Bana hepsi güzel geliyor ya, öyle bakarsanız. Kampla ilgili her şey güzel geliyor. Şu anda her ne kadar çıkamasam da işim sebebiyle, işlerimin yoğunluğu sebebiyle. M360. İçine de bakayım. Deluxe. Fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden de herhangi fiyat konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama bütün kanallar değişiyor sırayla. Bütün fiyatları değişiyor. Karavanların hepsinin kendi özelliklerine göre. Ama ranzalı olması güzel. Bu da çok güzel, pratik. Dışarıdan küçük görünen iç, içeriye girdiğiniz zaman çok geniş duruyor. Tabi yerli karavanların şu özelliği var. Daha yeni yeni yavaş yavaş yapılıyorlar. Yavaş yavaş geliştiriyorlar, gelişiyorlar. Buyurun. Merhaba. 97 bin. Fiyatlarını öğrenmiş oldum. 75 bin lira. Tamamen yerli karavan değil mi? Üretim yeriniz? Manisa Turgutlu. Manisa. 4 yıllık bir firmayız. Çekme karavan imalatı yapıyoruz. Öncesinde eşim mobilya sektöründeydi. 20 yıllık tecrübeden sonra çekme karavan sektörüne geçiş yaptık. Güzel bir enerji yakaladık. Şöyle bir şey var. Firmaların birlik içinde olması lazım. Çünkü biz karavan konusunda Avrupa'dan çok geride. Yani evet. Daha bebek. Yani şu an aynı fikirdeyim. Teknolojiden bu şekilde.
firmalarda bu konuda kafa kafaya verip ne yaparız derse, sektör çok daha iyi yerlere taşınır. Arkamızdaki nesne de güzel şeyler bırakırız. İnşallah. Çok teşekkür ederim bildiğiniz ilginiz için. Sağ olun. İyi günler. Bir önce gördüğüm karavan 97 bin liraydı. Bu da 70 küsür. Evet. Güzel. Firmalar kendi işlerinde özene bözene yaptıkları için hiçbirini yargılamak, iyidir, kötüdür demek benim hiçbir zaman haddime değil. Ben sadece size gösteriyorum. Kendinize uygun karavan bakabilirsiniz ki şimdi yine nereye geldim bilmiyorum ama çok güzel bir karavan bölümü. Bunların fiyatları da hiç konuşmasak daha iyi gibi. Şimdi şuradan şu karavanın içine girmek istiyorum. Evet, fiyatı Nacar karavan. Özellikleri ve geldiğim yer fiyatı 450 bin lira. Zaten dışarıdan hemen kendini belli ediyor. Diyor ki ben bu fiyatayım. Şimdi içine bakayım. Şöyle izah edebilirim. Bir evin içine girdim gibi. Ama tuvaleti ben karavanlarda şahsım olarak hemen yatakla mutfağına şuraya kendim olarak hiçbir zaman tasvip etmediğim bir yer. Diyorum ya herkesin, her karavan firmasının kendi projeleri. Şimdi şuna geleyim. Karavana girmek için sıra bekleniyor. Şuradaki fiyatı, bu karavanın fiyatı 525 bin lira. Merhaba, hoş bulduk. Tabii ki dışarıdan ithaldir, değil mi hepsi? Hayır hayır, bu bizim tamamen Nacar karavanın üretimi. Gerçekten mi öyle? Evet evet evet. Ve özelliğimiz şu, Türkiye'de dünyada tek monoblok, tek parça. O kendini belli ediyor, öyle olduğu. Tasarım bizim. Ben ithal diye düşündüm bunları. İlk görünüşte evet, Avrupa'yı bir havası var. Evet. Uzun yıllar tasarımında çalıştık biz bunun üzerinde. Bütün herkese soruyorum, merkezin neresi? Merkeziniz neresi? İstanbul, Ümraniye. Ulaşmak üretim, zor değil. Üretim tesisimiz Ferhatpaşa'da. Zor değil, evet. Şimdi içini gezeyim. Ben tabii, tabii. Gerçekten Avrupa karavan diye düşündüm. Bu mobil ofis modelimiz. Bir de çok güzel yapmışsınız. Fiyatlarını yazmışsınız. Yazdık. Altına da belirttik. Araç hariç fiyatı olarak. Araçla beraber ne kadar? Artı 250 bin. Yani 750 bin. 700, yani bu işten tat alıyorsanız evet, hiç önemi yok. Şimdi baktığınız zaman Avrupa'da bu karavanların fiyatı 1,5 milyon lira. Evet. Türkiye'de var 1 milyon 750 bin lira. Aynen. Ama biz tasarım ve iç dizayn olarak da emin olun öndeyiz. Aracı da siz mi buluyorsunuz yoksa dışarıdan aracı oluyorsunuz ama? Evet, evet. Ya da aracı oluyorsunuz ya da. Yani çok karışmıyoruz araç içine. Doğru söylüyorsunuz. Ama araç yardımcı oluyoruz. Tamam, anlaşıldı. Bu şeyde değişik inovasyonlarımız var. Onu mutlaka size göstermek istiyorum. Nacar karavan. Araç hariç fiyatları konuşuyorum. Pardon, kusura bakmayın. Burada bir yeni inovasyonumuz var. Masa 80 santime kadar yükseliyor. Bunun fiyatına hiç bakmadım orada. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 550 bin TL. Şu anki güncel fiyat. Araba hariç. Bizim o, güncel fiyat çünkü Euro ile çalışıyor Türkiye. İngiltere'ye ihraç ürünü sattık bunu. Hmm. Böyle açıyoruz. Masa olarak kullanabiliyoruz. Bu böyle. Bu tarafa geldiğimizde bura ocağımız. Evet, ocağın böyle olması her zaman söylediğim gibi benim için. Tezgahı kullanma açısından böyle bir kapak yaptık. Alt kısmı eviye. Evet. Biraz tamam. Ekranımı kaldırdım. Banyoda yenilik yaptık. Gösterge şeyinize çok güzel. Lavaboyu indiriyoruz. Bizim tasarımımız yine. Açıyorsunuz. Klozet önünüze geliyor. O da elektrikli sanıyorum. Evet. Ben de dedim ki tuvalet nerede, herhalde koymadılar diye düşündüm. Çünkü alanı kasetli. Kasetli. Ha, sonra içeri giriyor. İçeri giriyor. Kapatıyoruz. Tamam. Evet, otomatik tuvalet. Nacar karavan. Sıkı yatırım yapmış, öyle görünüyor. Yatağımız şu anda yatak halinde dönüştü. Yatmayacağız. Oturup kitap okumak istiyoruz. Hemen düğmeye basıyoruz. Yatağımız sırtı
kral kara. Evet ya, çok güzel olmuş gerçekten. Böyle sırtınızı yaslayıp ayağınızı uzatıp kitabınızı okuyacağınız bir alana. Bakın bura ilerliyor. Bu alan da açılıyor. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi duracak. Bunu yatar pozisyonda da yapabiliyor musunuz? Tabii ya, tabii. Üzerindeyken. Tabii. Yanlarında. Yani şöyle oturduk. Evet, ben çekiyorum. Evet, yatak geliyor arkadaşlar. Yani mekanizmanın gücünde, ivmesinde hiç, evet, hiç sıkıntı yok. Olmamış. Arka taraf bildiğiniz yan tarafta kombinleri olan bir yatak odası. Yatak odası. Aynen bu şekilde getirdik. Evet, çok güzel gerçekten. Gri marka klimamız. Klimanız var. Havalandırma. Havalandırma, heklerimiz, camlarımız. Ayrıca evet, bütün karavanlarımızda jelakü dahi değil, lityum batarya kullanıyoruz. Lityum batarya. Ya bu elektrikli araçlarda kullanılan, anladım, akü değil de ona batarya deniliyor. Akü görünümlü. Ona güneş paneline ihtiyaç ne kadar? Yani 5 ya da 6 tane güneş paneline 4 tane yüzlük lityum batarya koyuyoruz. Çok beğendim. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah bol satışlarınız olur. Teşekkür Türkiye'de ederim. Herkesin böyle bir karavanı olur. Çok beğendim. Aynen. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olasınız. Araba hariç fiyatlar. Ama bu karavan 1, 2, 3, 4 kişi hiç yatak açmadan bu mobil ofis. Bizim ofisi buradan idare edebilir miyiz? Bu bir mobil ofis. Ama şuna çok böyle tarafsız gözden bakıyorum. Bayıldım. Nacar karavan tamamen kendileri yapıyorlar. Monoblok. İşte. O neyse. Hani eğer doğaya çıkıp sadece böyle yatmak için kullanacaksanız işte böyle bir karavan yeterli. Burada mutfağı. Size genel gösteriyorum arkadaşlar, yoksa yani saatlerimizi alır. Burası sadece belli saatte değil, çok uzun saatler gezilebilecek bir yer ki römork üstü çadır gibi bir şey burası da. Bursa karavan. Size şöyle şimdi içeriye bakıyorlar, o yüzden arkadan göstereceğim. Arka tarafı yatak. Yatakların altı. Başka bir modelini gireyim. İşte bu biraz önce gördüğümüz şu römork şöyle. Sanıyorum açılınca da diğer biraz önceki hale geliyor. Evet. 15 bin lira farklı.
uzaktan koyabiliriz. 142.000 lira. Şu haliyle aslında burası çıkıyor. Uzuyor ve yatak oluyor bölümü. Ya Swan Karavan. Bu 154.000 artı KDV. İki kişilik modelimiz, zümrüt modelimiz 149.000 artı KDV. Buna yazmışsınız. Safir modeli. Safir modelimiz 4 kişilik, 2 çocuk, 2 ebeveyn olacak şekilde tasarlanmış bir modelimiz. Safir ile zümrütün arasında pek bir fark yok. Sadece kişi sayısına göre bir 2 kişilik karavanımız, diğeri 4 kişilik karavanımız. Orası normal oturulacak şekilde yer oldu. Çocukların oturduğu yer normalde üst tarafta olmadan da oturulabilir. İsterseniz kaldırabiliyorsunuz. Daha rahat büyükler de oturabiliyor. Yukarıda aydınlık olsun ve havalandırma olsun diye hep koyduk. Yukarı kitap okuması için aydınlatmışlıklarımız, kitabı aydınlatmışlıklarımız. Ayrıca USB'den de telefonlarını, tabletlerini teşekkür ederim. Kazası 1.70'e 90 boyundadır. Bunlar da bu şekilde ayrıca böyle katlanabilir. Hemen şuradaki minderi bir alayım. Attım. Açılıyor. Minderler birleştiriliyor. Bir çocuk yatağı alıyor. Burası da bir çocuk yatağı yine olmuş oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu da 2 kişilik modeliymiş. Bir de buna bakayım. Evet, mutfak burada. Pardon. Ev 2 kişilik gerçekten de boyutuna göre çok ferah. 2 kişilik bir yer. Bir karavan. Mutfağın yeri çok güzel. Yani şöyle bir şey var. Sanki mutfakla oturma odası birbirinden ayrılmış gibi. Bu kadar küçük ama kalite ve düzen kendini belli ediyor. Zümrüt modeli, o gösterdiğimiz, bunun fiyatı da 150.000 artı KDV. Ve şimdi Swan Karavan'ın bir de şimdi en büyük modeli 278.000 artı KDV olan modeline gireceğim. 324.000 lira. Arkada bir yatak odası var. Mutfak ayrılmış. İşte her zaman söylediğim gibi mutfağın ayrı olması çok güzel. Bir yatak odasına girdim yine. Gerçekten güzelmiş. Oturma grubu. Burası da yatak oluyor. Küçük ama çok güzel. Ben Swan Karavan'a bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ve çok kaliteli geldi bana. Bunlar camları yapıyorlar. Baksanıza o kadar çok markası var ki. NK Karavan geçen fuarda da beğenmiştim. Şunu görmek istiyorum gerçekten ama içerisi çok dolu. Merhaba, nasılsınız Erkin Bey? Sağ olun. Sizi izletmek zevk. Yani nasıl diyeyim, bu kadar doğal, bu kadar güzel, bu kadar kaliteli çekimler. Sağ olun. Ve çok doğal geliyor bize. Geldim. Cuma döneceksiniz artık, sizi o kadar biliyoruz ki yani. Vallahi hiç özürümüz kalmadı. Aynen öyle. Yarın gelmeyeceğim.
Yarın başka işlerim var. Cuma'da döneceğim herhalde. Sizi tanımaktan beklerim. Çok mutlu oldum gerçekten. Yine motosikletle gezeceksiniz. Gezeceğim. Şu pandemi bitse gezeceğim de hafta sonu yasakları falan hiç gerek yok ki yani. Görüşmek üzere. Ve de bu da yani 360 modeli işte arkadaşlar bunun modeli. Ben Antalya'dan Antalya'ya getireceğim. Antalya'da takacağız çünkü. Çok güzel bir karavan var ya. Deneme tahtası da kendi kullanıyor şu anda bunu. Bu karavanı tanıtım da yaptı. Bu karavan onu oradan takip edebilirsiniz bu karavanın içsel özelliğini. Ama işte her zaman olduğu gibi şu bölüm bende tamamen olayı bozuyor. Bunun sebebi de burada yemek yaptığınız zaman özellikle yağlı bir yemek, herhangi bir yemek yaptığınız zaman şuradan bütün sıçrama buraya gidecek. Bu da yani şu koltuğun şu tarafına özel bir şey mutlaka konmak zorunda. Ay gel ya. Tırma grubu. Yatak odası. İşte arkadaşlar aslında gelmek istediğim, görmek istediğim yerlerden biri burası Hot Mobil. Şaşırtıcı bir farklılık. Bunun fiyatını vermiştim ama şimdi şurada aynı zamanda 4 kişi seyahat edebiliyor. Gayet yeterli. Tuvalet. Şurası oturma ve dolapları var. Mutfak. Çok güzelmiş. Çok geniş, çok ferah. Ve buradan kapıları. Böyle. Opsiyonel donanımları da burada. Bunlar ekstra ürün zenginleştirdik. Üstüne bu kadarlık daha malzeme koyabiliyorsunuz. Neler yapılıyor ya. Çok güzel. Bu daha iyi. Çok beğendim. Bana göre karavan bu. Her yere gider, her yerde kalır. Bu da küçük. Şuna bakayım. Eğer bir kişiyseniz fazla yeter, öteye de geçer bir kişiyseniz. Diyeceğim ama çok küçük. Buradan yatağın üzerine çıkmak zor. İçi de küçük. Vapur veriyor musunuz? Vay be. Ama bu çok güzel. Traveler karavan.
işi güzel. Krem. Fiyatları artık iz 458. Şu olabilir. Bu olabilir. Batı modeli. Akdeniz yokuş aşağı. Gittirdim, koydum mumumuzu. Of, ne güzel yatak. YouTube'da neredeyse bütün karavanların tanıtımları var. Ama burada olmak güzel. Hepsini toplu olarak, canlı olarak görebiliyorsunuz. O büyük bir avantaj. De kamp. Ayakları. Hazır beyefendi içinde yatmışken boyu gayet geniş ve rahat sanıyorum, değil mi? İki yetişkin bir çocuk çok rahat yatar. Evet. Kaç sizin boyunuz? 1.75. Ben de 1.75'im. Tamam işte, yani 1.90'a kadar. Evet, ben 1.90. Siz 1.90'a uyar ama evet. Ayakları dayarsınız. Şey, tek şey o birazcık. Evet. Ama işte çok sıcak. Evet. Sıcak. Alko kaptım. Bu tarafta biz geliriz ona. Çok fazla. Çok karavan çeşidi var gerçekten. Hangisine diyeyim ki bu daha güzel, hangisine diyeyim bu daha farklı. Bunu da alıyorsunuz hemen arabanın arkasına diye düşünüyorum ben. Hepsi bu kutunun içine mi giriyor, şu kutulardan? Şu. Bunun kapalısı bu. Mesela araba
solar enerji sistemleri. Fiyatları ne kadar acaba, öğrenebilir miyim? 110 bin TL ile 135 bin TL arası değişiyor. Opsiyonlara göre. 135 bin TL. Bu aynısı mı bunun? Aynı, sadece bir... Sadece bir de en evet. Full'ü diyeyim. Aynen öyle. Tamam. Şu aparatlarla... Böyle oluyor. Komple burada 3 yetişkin, 1 çocuk kapasiteli yatak oluyor. 1.90'a 1.90 yatak ölçüsü. Mutfağı hem dışarıdan hem içeriden kullanıyorsunuz. Bir de içeriden bakayım. Geniş. Artık kolay buna dönüyor ya. Normal moto karavan da çekme karavandan daha çok bakıyorum. Bunlar revaçta bu aralar. Merkezin neresi? Düzce'de. Bol kazançlar, hayırlı işler dilerim. Burası normal satışlar. Kamp, karavan, doğa, spor. Beylikdüzü. İstanbul doğa sporları. Karavan, çadır, kamp. Bu da Çerkezköy'den. Hem benim ilçem olarak hem de burada olmaları çok güzel. Kolay gelsin. Merhabalar, GeoCamper'a hoş geldiniz. Biz GeoCamper'da temelde her şeyi 750 kilogram altında toplayabilen, ona girebilen, o esneklikte, o dayanıklılıkta ve izolasyonda bir karavan tasarlamayla yola çıktık. 2018'den beri bu yoldayız ve şöyle bir çok gurur duyduğumuz duvar yapımız var. Bu binaların dış cephe kaplamasında kullanılan en kalın alüminyum kompozit panel. Bundan karavan yapıyorlar. Ve bununla beraber bayağı güzel macera çekeceklerdir eminim. Bu ne ya? Nasıl bir karavan? Ezen Yaka. Nerede görmüştüm? Güzel tarafı yatağın ardı kadı olması. Mutfak burada. Her karavan kendine göre dizayn yapmış. Hepsi de gayet kullanışlı. Merhaba kardeşim. Kolay gelsin. Sağ olun. Şurası dikkatimi çekti. Bu yayın bilerek mi yapıldı yoksa böyle bir hata gibi mi? Şöyle, bu direkt bilerek yapılmış mühendislik aslında çalışması. Arka tarafta bizim karavanın tamamen arka tarafında bir banyo var. Banyo bölümü var. Bu banyo bölümünü ferah göstermek amacıyla biz yukarıya doğru karavanı büyüttük. Yani aslında aşağıda 90 santimlik bir alanda duş alırken çok rahatlıkla duş alınabilir. Daha işte geniş lavabo kullanımı yapılabiliyor. Büyük bir arkasında aslında bunun hem lavabo hem de banyo. Çok ilginç gerçekten. İçerisi biraz boşalsın. Destino 590 U ile çıktı şu an farımıza ama bunun uzunluğu değişebilir. 5 yıl model de yapacağız. İlerleyen zamanlarda daha uzun modellerimiz de olacak inşallah. Bir girişimizde bir ana ekran panomuz var. Buradan bütün ayarlarını yapabiliyoruz, ışık ayarlarını, açık kapama. Aynı zamanda kontrol panelimiz var. Gaz kontrolü, su kontrolü, su seviyesi ve akü durumunu
gösterebiliyor bize. Aynı zamanda uzaktan erişimi de var bu sistemin. Hager'dir. Kendi logomuzu özel yaptırdık. Gencer adı altında. İçerisine gireyim şöyle. Mobilyalarımız kavak kontradır. Bütün içindeki donanımlar ithaldir. Avrupa karavanlarda kullanılan buzdolabı, Tedford, üç gözlü ocak ve evye sistemi, yine Tedford. Camlarımız, kapımız, berhimi. Böyle yatağımız bu şekilde. Perde sistemi yaptık. Kapanıyor aynı zamanda. Ayrı bölme oluyor. Ayrı bölme oluyor ki oturma grubumuz yatağa dönüşüyor. Gece tuvalet ihtiyacını karşılamak istediklerinde böyle bir ayırdık. Evet. Gene iki kişilik yatak oluyor ama hani benim gibi üç kişi de gayet rahat bir şekilde sığabilir. Zaten altta sistemleri yapılmış gördüğüm kadarıyla evet. Hemen pratiktir ama şimdi evet. Üzerinde malzemeler var. Aynen. Dedim ya yardım edeyim mi? Aynen. Bir saniye. Bir saniye. Üzerine eşyalar vardı. Evet, eşyaları oldu. Açmadık. Gayet ama güzel. Geniş bir kullanım alanı var. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Evet, geniş bir kullanım alanı var. Dolaplarınız var. Gene buzdolabı, buzluğu ayrı. Tabi bunların hepsi 12 voltla çalışıyordu. 12 volt. Bunlar 3 sistem. 12 volt, 220 volt ve gaz. Gazla aynı. Tüp yerimiz bunun alt tarafında. Şu gördüğünüz oturma grubunun alt tarafında. Ben geçeyim oraya. Banyomuz çok geniş. Banyo ve tuvaleti ayırdık. İçini görürseniz çok ferah. Dışarıdan baktığımızda bu şekilde bir ovallık geliyor. Evet, onu fark ettim niye böyle evet, diye. Hata mı var diye. Yok, bu bizim kendi tasarımımız. Arka tarafı daha geniş, daha ferah hissedebilmek için. Böyle duşumuz ayrı. Çok geniş gerçekten. Evet, ayrı. Bayağı bir geniş. Tedford dışarı yine. Bağlı. Evet, dıştan kasetli tuvaletimiz. Kombimiz var. Oturma grubunun altında. Yine etrafımızda hava boşluğu var. Hava boşluğu derken şuraları mı diyorsunuz? Evet, şu arka tarafta. Bunlar o kadar önemli ki şurayı bir göstereyim. Evet. Bu hava boşlukları nemin olmasını, rutubetin olmasını engelliyor. Aynen, engelliyor. Aynı şekilde yatağımızın kenarında da var burada. Oradaki boşluğu önlemek için de böyle bir tasarımımız var. Evet, çok iyi bir düşünce. Evet. Avrupa kravanları görmüştüm. Boşüstü dolaplarımız iç bükey. Daha hacimli, daha geniş, daha ferah dursun diye. Güzel düşünmüş. Gene çekmecelerimiz akıllı böyle kilitleniyor. Burası dolaplar. Evet. Sigorta panomuz. Bildiğiniz küçük bir ev. Evet, bildiğimiz küçük bir ev. Ve poliüretan evet. Isı yalıtımı engellemiş. Evet. Cam takviyeli polyesterdir bu. Bunlar presleniyor. Kendimiz üretiyoruz. Zaten 30 senedir açık kapalı izolasyonlu ve kota imalat yapan bir firmayız. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi günler. İyi günler. Fuarı gezdim. Artık çıkıyorum. Amacım ise karavanı tanıtmaktan çok fuarın havasını koklatmaktı. İnşallah başarılı olmuşumdur. Tabii ki çok çeşit karavan var. Her zevke göre, her kullanışa göre, her bütçeye göre. Eminim onlardan sizin de arzu ettiğiniz bir şekilde karavan vardır. Ama son şey tabii ki herkesin kendi tercihi. İşte umarım da faydalı olmuştur size bu video. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bu bana her zaman olduğu gibi güç verecektir. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız.